Dün hiçbiriniz salatayı yapamadınız. Ama çok hızlıyım dediniz, hiçbiriniz salatayı yapamadınız. Sadece ben yaptım. Hiçbirimiz salatayı yapamadık değil, ben de salatamı yetiştirdim. Sadece tek bir malzememi koymayı unuttum. Yani bu kadar abartacağım, büyüteceğim şöyle bir şey yok. Şöyle sana vereyim yaptığım salatayı, lezzetli bir salata yiyeyim bakalım. Üf, herkes şov peşinde burada ya. Şov değil canım, beceremedin, yeni gelinsin ya. Yapamadım. Sana da vereyim, en hızlı benim diyorsun ya. Evet. Bence aynı en hızlı sen değilsin benim. Nurcancığım. Bence bir yiyin de salata görün. Nurcan o kadar şanslısın ki. Şans değil canım, beceri sebebini meselesi. Söylüyorum şimdi sana. Al salatanı, sen sadece salata yaptın, lezzetli falan olduğunu düşünmüyorum. Bence bunu yemelisin ki salata nasıl yapılıyor bilmelisin. Kesinlikle getirme bunu. Ay Nurcan, masamdan uzak dur ya. Nurcancığım, normalde ben sana burada nefes aldırmazdım da. Özel bir durumum var canım. Onunla alakalı olduğu için yetiştiremedim. Ben çünkü de mazeret sunmamalısın. Bir haftadan beri. Mazeret sunmamalısın çünkü beceremiyorsun. Yo, sen de yavaş. Ne kadar becerikli olduğumu emin ol. 5 haftadan beri herkes burada biliyor. İşte ne kadar ben gelene kadar da o beceri meselesi. Haklı. Bir salata. Evet. Salata dün 2 puanları kırıldı. Salatayı yapamadılar. Yani 2 puan 2 puan bizim için. Bilezik kaybedebilirdik yani. Tabii. Bu da benim gelinimin elinin çabukluğunu gösteriyor evet, işte. Evet. Nurcan gavurdağ salatası yapmış, gelinlere getirmiş. Ama Nurcancığım getirmene gerek yoktu. 2 puan kırıldığını hatırlatmana gerek yoktu. Ben bunun tartışmasını gelinimle yaptım zaten. En azından Aysun gibi senin dinlemedik gibi de yapamadığımızı. Yarısını pişirmemezlik en azından yapmadım. Benim 2 puanın kesilmesine rağmen dün çeyrek altını ben aldım. Yani hiç öyle yapamadım falan deyip durma. Sonuçta düşün yani puanım kesildiği halde demek ki buradaki en güzel salatayı ben yapmışım. Bence Aysun'cum yanılıyorsun. Şans eseri aldın. 2 puanın gittiği halde sen küçük altın aldın ama şans eseriydi. Bir kere daha söyler misin canım? Kulağıma o kadar güzel geliyor ki. Çeyrek altını sen aldın Aysun. Çeyrek altını işte şans eseri aldın Aysun'cum. Yoksa çeyrek altın dün bendeydi. Nurcan çeyrek altını ben şans eseri almış olsaydım benim dün ya 3 tane 5 puanım olmaz. 2 tane sadece şey aldın ya. Allah aşkına ilk hafta ben 5 tane bilezik 2 tane çeyrek almıştım. Senin bu daha 2. hafta 2 tane çeyrek almışsın bir havalardasın ya. Yeter sıkıldım. Vallahi ben her zaman iddiamın arkasındayım. Ben burada yemeklerime de güveniyorum. En güzel yemekleri çıkarıyorum. Evet talihsizlik maalesef ki bizim peşimizi bırakmıyor. Annem benim çabamı bulamadığı için ne yazık ki gün sonunda puanım düşük oluyor. Anladın güzel mı? Yapsaydın bunun sebebi annen benim de bulurdu. Kötü yemek yapıyor olmam değil İlayda. İkisini birbirinden ayırmanı rica güzel ediyorum yapsaydın, senden. Güzel yapsaydın annen de bulurdu. Emin olabilirsin. Ben size açıklamayı yapıyorum. Niye beni duymuyorsunuz? Burada 2 haftadan beri kafam o kadar dalgın ki kendime göre bir sorunlarım var. Normalde burada nefes bile alamazdınız ama hadi şanslısınız. Ne demek nefes alamamak ya? Pardon da çok iyi zamanlarında çok güzel altınlar mı kazandın? 10 tane bileziği alan benim. Senin 5 tane var. Demek ki ben sana nefes aldırmamışım. Ne alakası var Zeynep yani? Herkesin kendi sıkıntısı var, sorunu var. O zaman bence de kendine gitmemelisin. Sanki bizim problemimiz yok. Hayatta her şey güllük gülistanlık. Olabilir insanlık hali. Nereden biliyorsun? Belki bizim de problemlerimiz var ama buraya yansıtmıyoruz. Ben de yansıtmıyorum. 2 haftadır gidip geliyorum. Bak ne güzel. Ama dile getiriyorsun. Hayır. Böyle havasını atıyorsun ya. Vay efendim ben yetiştirdim de 2 puanım kesildi de ben aldım da. Normalde böyle bir şey alman imkansızdı. Yat kalk dua et diyorum yani. Neye dua edeyim? Alabildiğine. Nefes alabildiğine senin, dua et. Senin yapamadığın için biraz. Zeynep eğer öyle bir şey olsaydı ben daha önce almış olmazdım. 2 hafta için söylüyorum ya. Sakin ol. 2 hafta için. Daha önce de ben aldım mesela. 2 haftadır da aldıklarım 2 haftadır ne yapamıyorsun? Hadi onu anlat o zaman bize. Kızlar bence çok konuşmayın. Bu hafta bilezikler bende. Ya hiç konuşma yani. Hadi sana ne oldu? Ben seni hiç anlamıyorum. Geldiğinden beri o kadar çok değiştin ki. Kızlar çatlayın da patlayın. Salatayı da yaptım. 2 puanınız da ay, kesildi. Ay hareketlerine bakar öyle mısın canım ya? Benim. Salatamı bence ye de salata gör. Zeynepçim. Bir dahakine daha hızlı olmalısın. Çünkü salatayı ben yaptım. Hızlıyım. Hiçbir şey söyleyeceğim. Ona hepinize çatlayın. Nurcan bir şey söyleyeyim mi? Yaptım diyorsun da bu domates böyle olmamış canım. Onu nasıl olabilir? Benim bildiğim salata dün budur. Dün de kocaman kocaman doğramışsın. Evde özenle yapıp getirdiğin halde bunu bile yapamamışsın.
Vallahi Zeynep'ciğim, yapsaydın da fiyasko. Keşke seninkinin de tadına baksaydık. Evde yaptım geldim diyorsun. Normalde gavurdağı minnacık doğranıp senin domateslerin yine bu kadar olmuş. Onu da becerememişsin. Zeynep'ciğim yapsaydın da seninkini de görseydik. Canım ben herkese yapmıyorum böyle. Benim yani elimden herkes yemek yiyemez. Zaten lupana hep taş atılır. Herkes benim elimden yemek yiyemez. Mümkün değil. E işte beceremediğin için demek ki. Beceremediğim için değil canım. Layık görmediğim için. Yine kırdı bir şeyleri. Gerçekten ben bir şey yapmadım. Aynen öyle. Karıştırıyorsun herhalde. Elim kanıyor ya. Bitirdiğim tezgahımı bile temizledim. Allah'ım niye benim başıma her şey geliyor? Kızlar ben hem keyif hem kahvemi yapacağım hem de İlayda yediğim. Sen önce bir şu bezini yakmamayı öğren. Allah aşkına yanıyor bezin ortalık. Bezin yanıyor İlayda. Ne? Allah'ım ya. İzledin mi kendini İlayda? Gerçekten benim ne suçum var ne günahım var. Niye hiçbirimizin başına gelmiyor da senin geliyor? Benim ne suçum var şimdi? Nazar nazar diyecek. Bir şey nazar kızartıyorum. Değil. Nazar tabii nazar ki de. Nazar değil tamamen sakarlığım bence. Vallahi hep Aysun geldikten sonra oluyor. Tecrübesizlik diyelim bence sakarlıkla falan alakası yok yani bir değil iki değil. Kızlar bir de farkına varamadıklarımız var. Hadi bunlar vardıklarımız. Buraya da göze geldi gerçekten. Bu kadar üst üste olmasının sebebi... Başka bir şeyle açıklanamaz. Yok. Gözle, nazarla falan alakası yok. Tamamen İlayda'nın sakarlığıyla alakası yani var. Yani alaka sakarlığıyla. Sakar canım. Bu kadar olur yani. İlayda geldiği günden beri sürekli kazalar yaşıyor. Bir değil, iki değil ama bu. Bence İlayda mutfak için tehlikeli. Elini kesiyor. Herkes kesti burada sırayla. Zamanında Ayşe de kesti, Zeynep de kesti. Lazım İzlemiyorsunuz yani. Herhalde. Yani sırf bunu düdüklü niye patlar? Düdüklü ne bileyim niye patlar? İşte havasını almadan açmaya kalkarsa patlar. Şimdi burada biz söyledik zaten. Düdüklüyü gördük. İlk başta dedi ki eyvah düdüklü. İlayda düdüklü kullanmaktan zaten korkar. Ama yemek programına geliyor. Korkar. Yarışmaya geliyor. Öğrenmesi lazım. Öğrendi. Öğrenmesi o da lazım. Öğrendi yani. Niye öğrenmesi lazım? Bir gün bizi havaya uçurabilir hanımlar. Bence ne, tecrübesizliğinden kaynaklanıyor. Gülcan Hanım yani, böyle sakar, bir sakar. Salata olsun, bir soğan olsun tutarken... Uçtan tutmuyor, en baştan tuttuğu için parmaklar da gidiyor. Benim gelinim bir yıllık gelin, ondan önce okuyordu zaten. O burada kendini yeterince kanıtladı. İlayda'nın hatalarını kabul etmiyorum. Onlar hata değil, kazaydı. Arada çok büyük fark var. Ya İlayda ya. Çok güldüm. Onur Bey gerçekten çok ama hiçbirinde benim suçum İçeride izledim yok o şeyi. VTR'yi. Sen evde mi böylesin? Hayır. Mutfak falan yanıyor mu? Hayır ama Onur Bey düdüklüde de suçum yok. Ya şuradan geldi sıçradı. Niye diğer gelinlerin başına gelmiş senin başına geliyor? Kapatamadığı çünkü için oldu çünkü. Hepsinin gözü bana değiyor. Ha, herkes bitti sen kaldın. Göz konusunda. Onur Bey sakarım diyemiyor. Nazar nazar diyor. Ben başka de öyleyim. Hiçbir ben şey değil bence. Bence tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Ha, vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Şu pandemide Mart, Nisan ayında yemekler yaptım. Allah'ım her gün bilse elini keser ya. Her gün mü? Siz de mi? O sürekli. Ay hiç yakıştıramadım vallahi. Vallahi öyleyim ben de. İnanılmaz. Normalde mutfağa girmiyor musunuz Onur Bey? Yok üşengeç adamımdır vallahi. Çok zor. Yıllardır yemek programı sundum. Bir de evin mutfağına girersem artık herhalde uçarım giderim yani. Nasıl gidiyor? Gayet güzel gidiyor. Ha? Çok iyi Sen, gidiyor. Sana Banu Alkan dedim ki kızdın mı bana? Ay hayır ha? Kesinlikle kızmadım. Bilakis mutlu bile oldum. Afroditimiz. Kesinlikle. Türkiye'nin Afrodit'i. Ben. Sen neydi o? Zeyna mı? Ha Zeyna. Ha. Asıl Zeyna burada baksanıza. Zeynep, o Zeyna. O Zeyno. Ha? O Zeyno. Vallahi Onur Bey tam buldunuz adımı. Belki Zeyna değilim ama savaşçı Zeynep'im.